Buradaki René Descartes. Evet, hem matematik hem de felsefenin en büyük üstadlarından biridir. Büyük filozofların aynı zamanda büyük matematikçi ve büyük matematikçilerin de aynı zamanda büyük filozof olması gözlemlenen bir trendtir. Galileo ile yaklaşık aynı zamanda yaşamıştır. 32 yaş daha gençtir. Ama Galileo'dan az sonra vefat etmiştir. Genç yaşta vefat etmiştir. Galileo 70'li yaşlarındaydı. Descartes 54 yaşında öldü. Popüler kültürde en çok şu felsefi sözleriyle tanınır. Düşünüyorum, öyleyse varım cebirle ilgisi olmasa da güzel bir söz olduğu için şu sözünü de videoya eklemek istedim. Herhalde şuradaki en az bilinen sözüdür. Bu sözü beğenmemin nedeni felsefe ve matematiğin temel taşı olan kişilerin de aslında sadece birer insan olduğunu göstermesidir. Descartes şöyle demiş. Denemeye devam edersiniz. Yapılabilecek her türlü hatayı yaptım ama denemeye devam ettim. Bunun çok iyi bir hayat tavsiyesi olduğunu düşünüyorum. Felsefe ve matematikte çok önemli şeyler başardı. Ama burada cebirin temellerini atarken Descartes'tan söz etmemin sebebi cebirle geometri arasında çok önemli bir bağlantıyı kuran kişi olmasıdır. Sol tarafta cebir dünyası var. Bu dünyayı biraz inceledik. Simgeler içeren denklemler var ve bu simgeler değer alabiliyor. Yani x ve y'nin bağıntısını belirleyen y eşittir 2x eksi 1 gibi denklemler. Burada bir tablo oluşturabiliriz. x için değerler seçeriz ve y'nin alabileceği değerleri buluruz. Kolay değerler seçeyim ki işlemler zorlaşmasın. Örneğin x eksi 2 ise y 2 çarpı eksi 2 eksi 1 olacak. 2 çarpı eksi 2 eksi 1 eşittir. Eksi 4 eksi 1 yani eksi 5. x eksi 1 ise y eşittir. 2 çarpı eksi 1 eksi 1 eksi 2 eksi 1 yani eksi 3. Eğer x 0 ise y eşittir 2 çarpı 0 eksi 1, 2 çarpı 0 0, eksi 1 eşittir eksi 1 olacak. Birkaç tane daha bulayım. X 1 ise Buraya herhangi bir değer koyabilirim. X eksi karekök 2 olursa y'nin ne olacağını sorabilirim veya x eksi 5 bölü 2 olursa veya artı 6 bölü 7 olursa. Ama bu sayıları seçtim ki y'yi bulurken yapacağımız işlemler nispeten kolay olsun. Evet, x 1 olduğunda y eşittir 2 çarpı 1 eksi 1 yani 2 eksi 1, 1. Bir tane daha bulalım. x 2 ise y eşittir. 2 çarpı 2 eksi 1. 4 eksi 1 eşittir 3. Evet, bu bağıntıya örnekler vermiş oldum. Bunun y değişkeni ve x değişkeni arasında genel bir ilişki tanımladığını anladım ve bu ilişkiyi daha somut bir şekilde göstermiş oldum. x bu değişkenlerden biri olduğunda bu x değerlerinden her biri için y değerinin ne olduğunu sordum. Descartes ise bunun görsellenebileceğini fark etmiştir. Noktalar olarak görsellenebileceğini ve bu gösterimin bu bağıntının anlaşılmasında faydalı olacağını fark etmiştir. Yani yaptığı şey soyut sembolik cebir dünyası ile şekiller, boyutlar ve açıları içeren geometri arasında köprü kurmaktır. Burada geometri dünyası var. Tarih boyunca adı hatırlanmayacak kadar çok insan geometriye katkıda bulunmuştur. Ama Descartes öncesi geometri 8. 9. 10. sınıfta okuduğunuz Öklit geometrisiydi. Öklit geometrisinde üçgenleri, açıları, çemberlerin arasındaki ilişkileri öğrenirsiniz. Yarıçaplar, çember içine çizilmiş üçgenler vesaire bunları görürsünüz. Bunları geometri videolarında inceleyeceğiz ama Descartes şunu söylemiştir. Öklit'in üçgenler ve çemberler için yaptığı gibi ben de bu bağıntıları görsel olarak gösterebilirim. İki boyutlu bir düzlemi gözümüzde canlandıralım. Örneğin bir kağıt parçası iki boyutlu düzlemin bir bölümüdür. İki boyut diyoruz çünkü iki yönde hareket edebilirsiniz. Yukarı, aşağı yönü bu yönlerden biri. Yukarı aşağı yönü var. Bir de sol sağ yönü var, değil mi? Bu nedenle iki boyutlu düzlem diyoruz. Üç boyuta çıktığımızda bir de dışarı içeri diyebileceğimiz bir derinlik boyutu eklenir. Ekranda iki boyutu göstermek çok kolaydır. Çünkü zaten ekranda iki boyutludur. Ve Descartes şöyle der. Burada iki değişken var ve aralarında bu bağıntı bulunuyor. O zaman değişkenlerin her birini buradaki bir boyutla ilişkilendirebilirim. Kurala göre y değişkenini yani bağımlı değişkeni, zira bunu x'in değerine bağımlı yaptık, düşey eksene koyalım. Bağımsız değişkeni de rastgele değerler verdiğim değişken yani yatay eksene koyalım. Aslında C1'de kullandığımız x, y ve z değişkenlerini ortaya koyan da Descartes'tir ve şöyle devam eder. Bu boyutları sayılarla ifade edebiliriz x yönünde bunu eksi 3 yapalım. Şunu eksi 2 yapalım. Bu eksi 1, bu 0. x yönünü sol sağ yönünü numaralandırıyorum. Evet bu artı 1, burası artı 2, bu da artı 3. Aynı şeyi y yönünde de yapabiliriz. Burası eksi 5, eksi 4, eksi 3. Bunu temiz yazabilirim. Evet sileyim ve uzatayım. Aşağı kadar gitsin ki numaralandıralım. Bu 1, bu 2, bu da 3, burası da eksi 1, eksi 2. Bunlar geleneksel olarak süre gelen kurallar. Diğer şekilde de tanımlanabilirdi. X'i buraya, Y'yi buraya koyabilirdik. Bunu pozitif yön, şunu negatif yön yapabilirdik. Ama Descartes ile birlikte bu şekilde gösterilmeye başlanmış ve böyle devam etmiş. Eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 5. Ve Descartes şöyle demiş. Bu ikili değerlerin her birini iki boyutta bir nokta ile gösterebilirim. Buradaki x değerini alırım. Bu eksi 2 yani sol sağ yönünde burada olur derim. Negatif olduğu için sola gidiyorum ve bu düşey yönde eksi 5 ile ilişkilendirilmiş. y değeri eksi 5'tir. Yani 2 sola 5 aşağı gidersem bu noktaya ulaşırım. Ee, buna göre bu iki değer eksi 2 ve eksi 5 şu noktayla ilişkilendirilmiş der. Bu iki boyutlu düzlemde bu noktanın koordinatları eksi 2 virgül eksi 5'tir derim. Bu koordinatlara Descartes'in adından esinlenilerek kartezyen koordinatlar denir. Çünkü bu koordinatları yine o bulmuştur. Bu bağıntıları koordinat düzleminde noktalarla bağdaştıran yine odur. Yeni bir örnek yapalım. Başka bir ikili. x eşittir Eksi 1 ise y eşittir eksi 3 değil mi? Yani x eksi 1 ise y eksi 3. Bu da buradaki noktadır. Kurala göre koordinatları sıralarken önce x sonra y koordinatı yazılır. Bu şekilde yazılması süre gelmiş. Eksi 1 virgül eksi 3 şuradaki nokta olur. Ve sonra x'in 0, y'nin eksi 1 olduğu nokta, x'in 0 olması sağ veya sola gitmiyorum demektir. y eşittir eksi 1 de 1 aşağı gidiyorum demektir. Yani bu nokta 0 virgül eksi 1. Evet şuradaki nokta. Bu şekilde devam edebilirim. x1 ise y1 x2 olduğunda y3 x2 olduğunda y3 evet 2,3 ve şu turuncu da 1,1'di değil mi? Ortaya çıkan sonuç çok güzel. Olası x'lerden örnekler seçtim. Ama Descartes şunu da gördü. Bu x'lerin yanında bunların aralarındaki x'leri de alırsak bir doğru çizmiş oluruz. Tüm x değerlerini aldığımızda bir doğru çizmiş oluruz. Şöyle bir doğru. Herhangi bir x değerini seçip bu x'in y değerini bulduğunda bu ikili bu doğru üzerinde bir nokta verir. Veya şöyle de düşünebiliriz. Bu doğru üzerindeki her nokta şu denklemin bir çözümüdür. Yani şuradaki nokta x değeri 1.5, y değeri 2 gibi görünen nokta. Bunu yazayım. 1.5, 2 bu ikili bu denklemin bir çözümüdür. x 1.5 olduğunda 2 çarpı 1.5 eşittir 3, eksi 1 eşittir 2. Evet buradaki nokta. Descartes C1 ile geometri arasında bu ayrımı ortadan kaldırmıştır. Artık bu denklemi sağlayan tüm XY ikililerini görsellemek mümkündür. Bu köprüyü kuran odur. Bu nedenle de bu noktaları belirten koordinatlara kartezyen koordinatlar denir. İlk olarak bu tip denklemleri inceleyeceğiz. C1'de bu denklemlere Doğrusal denklemler denir. Şöyle düşünebilirsiniz. Ee, bu şuna eşit olduğu için bunun denklem olduğunu anlıyorum. Ama bunları doğrusal yapan nedir? Neden doğrusal olduklarını anlamak için Descartes gibi düşünmeniz gerekir. Çünkü kartezyen koordinatları kullanarak bunu çizerseniz bir doğru elde edersiniz. İleride doğru yerine eğri veya daha çılgın şekiller elde ettiğimiz denklemlerde göreceksiniz.